İşleriniz küçükken her şey yolunda gidiyor olabilir. Ama bir anda büyüdüğünüz zaman sizi destekleyebilecek, sizi güçlü bir şekilde sizinle beraber yola devam edebilecek bir çözüm ortağınız olması lazım. E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta YouParcel'ın kurucusu Onur Kutlubay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Şimdi lojistik alanında ve işte onunla ilgili bir sürü aslında farklı hizmet verdiğinizi konuşuyorken, bu konuda hizmet alacakların firma seçerken neye dikkat etmeleri gerektiğini konuşalım. Çünkü siz işi yapan biri olarak aslında sektörün, alanın, hizmet vermenin ne gibi incelikler gerektirdiğini, neyin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Bizim özellikle başlangıç ve orta seviyedeki girişimciler, bizleri izleyenler hep bize bununla ilgili soru yöneltiyorlar. Anladım. Yani bu soruya aslında çok faktör var. Ama işlerinden hani 2-3 tane en önemlisini seçmem gerekirse, hatta bir tanesini, ilkini Amerika'ya özel söyleyeyim. Amerika'ya ticaret yapmak isteyen insanlar için işte en çok neye dikkat etmeleri lazım tarafından başlayayım. Diğerleri ortak. Diğer söyleyeceklerim her yer için geçerli. Amerika çok büyük bir coğrafya. O yüzden ana merkez olarak seçecekleri, yani fulfillment ya da başka bir operasyon için düşündükleri ana merkezin lokasyonu çok önemli. Yani ürünlerinizi satın alan müşterileriniz nerelerde? Ürününüz sezonsal veya yöresel, yani yöresel derken iklimine bağlı olarak Amerika'nın belli bir coğrafyasına hitap eden bir ürün mü? Ya da buna benzer işte değişik kriterlere göre sizin alıcılarınız nerede daha çok? Bu şeyi çok etkiler. Yani maliyet ve dağıtım sürenizi çok etkiler. Çünkü Amerika, yanlış bilmiyorsam, hani Türkiye'yi alın, hani 3 tane yan yana, 3 tane alt alta koyun, o kadar bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hani hem enine hem boyuna 3 tane Türkiye kadar bir coğrafya. Ve batısından doğusuna kamyonla, yani ground dediğimiz yöntemle bir malı teslim etmek herhalde 6-7 gün en iyi ihtimalle. Dolayısıyla servis alacağınız firmanın lokasyonu çok önemli. Bu Amerika için bir kriter. Hani bu önemli. Düzgün seçim yaparsanız. Evet, düzgün seçim yaparsanız hem maliyetlerinizi çok aşağı çekmiş olursunuz, hem de bir an önce müşterilerinize ürünlerinizi teslim etme şansı elde edersiniz. Nüfusun yoğunlaştığı alanlar var Amerika'da. Mesela nüfusun yaklaşık olarak %45'i direkt doğu yakasında yaşıyor. Yani siz daha ağırlıklı olarak oraya satış yapıyorsanız, tabii ki orada bir fulfillment center veya bir çözüm ortağı sizin işinize gelecektir. Bu tarz şeyleri çok iyi analiz edip ona göre karar vermek lazım. İkinci olarak söyleyebileceğim, teknoloji altyapısı ve size sunacağı artık dashboard mu diyeyim, hani siz nereden, nasıl ve nereden takip edeceksiniz? Ve daha da önemlisi, yarın öbür gün işleriniz büyüdüğünde servis aldığınız firma buna adapte olabilecek kapasitede bir firma mı? Bu çok önemli. Çünkü yine bunu detaylandırırız ama hani bu kompleks bir iş. Özellikle e-ticaret lojistiği kompleks bir iş. Ve sayılar arttıkça karmaşıklık da katlanarak artan bir iş. Ve yani işleriniz küçükken her şey yolunda gidiyor olabilir. Ama bir anda büyüdüğünüz zaman sizi destekleyebilecek, sizi güçlü bir şekilde sizinle beraber yola devam edebilecek bir çözüm ortağınız olması lazım. Mesela ben bir örnek verebilirim. Bizim bir müşterimiz kahve satıyordu. Paketlenmiş kahve satıyordu. Ve çok başarılı bir kadın. O da girişimci. Hani markası küçüktü ve birkaç yıl küçük devam etti. Bir gün talih döndü, talih kuşu kondu derler ya. Bir nationwide bir televizyon sabah programına konuk oldu. Ve o gün satışları 8 katına mı 9 katına mı ne çıktı ve ondan sonra da öyle devam etti. Ve düşünün, biz lojistik çözüm ortağıyız, servis sağlayıcısıyız. O gün uyum sağlamanız lazım. Yani bir gün sonra, iki gün sonra değil, o gün. Sizin de o dönüşümü yaşamanız lazım. Bir şekilde aksatmadan o hizmeti sürdürmeniz ve sürdürmeye de devam etmeniz lazım. Bu gerçekten bizim için o günlerde, 2 sene önce bu anlattığım olay, güzel bir tecrübeydi, enteresan bir tecrübeydi. Ve aslında bir ders oldu bize. Bak, böyle şeylere hazır olmak lazım. Ya da işte sizin gibi bu soruyu soran, belki ihracat yapan insanlara, ticaretle uğraşan insanlara verilebilecek güzel bir cevap haline geldi bu. Bak, böyle bir şey olabilir. Bu olduğunda hazır olmalı servis sağlayıcın. Onun dışında üçüncü bir noktada mutlaka referans ve
Yani bir en azından bir araştırılmalı firma, referansları aranmalı, konuşulmalı. İşte siz ne hizmet alıyorsunuz bu firmadan? Memnun musunuz? Yaşadığınız challenge'lar neler? Nasıl çözümler ürettiler? Hani bunları konuşmakta bir şey yok, bir zarar yok. Mutlaka o firmanın çalıştığı başka firmalara ulaşabiliyorsunuz. Ya eğer yani ulaşma şansınız varsa. En kötü bir Google araması yapıp yorumlara bakabilirsiniz. Bu şekilde hani ne kadar güvenilir, hakkında referans bir review yazılmış mı, yorum yazılmış mı veya en azından bana referans olabilecek birileri var mı? Bunlar araştırılıp bunlardan fikir alınabilir veya kafanızdaki sorular sorulabilir. Peki sizce lojistik sektörü nereye gidiyor? Çünkü mesela o iş pandemide bir seviye atladı. Hı hı. İnsanların kargoların hızla gelmesiyle, iadelerin hızlanmasıyla, kapını sadece açarak bir paketi alıp sadece yine açıp bir kişiye verip iadeni yapmanla falan ürünün ulaşımına dair beklentileri deli gibi değişti. Hı hı. Ayrıca pazar yerlerinin işte depolama seçeneklerini, alternatifler üretmeleri, hı hı, dışarıdan destek almaları, hani o kısımda da değişiklikler, hı hı, oldu. Sizce buradan sonrasında mesela internette geçen şeyi görmüştüm, bir sorguladım. Drone'la teslimat yakın gelecekte hayatımıza girebilir. Anladım. Ya onlar hep var, hep haberlerde görülen şeyler. Belki en eğlenceli kısımları onlar olduğu için ön planda oluyor olabilir. Yani haberlerde en çok onları görüyor olabiliriz. Olmaz demiyorum. Yine onlar da olacaktır. Ama en çarpıcı, en fazla fark yaratacak değişiklikler bence o tarz şeyler olmayacak. Benim görüşüme göre daha fazla AI göreceğiz. Lojistikte de, diğer her alanda olduğu gibi. Yani karar mekanizmalarında, örneğin bir kamyonun hangi rotayı izleyeceği veya bir ürünün hangi depolarda ne kadar stok tutulacağı, nereden nereye ne zaman aktarılacağı ve işte ne boyutta bir aktarım olacağı gibi konularda çok çok daha fazla yapay zeka göreceğiz. Yani yapay zeka bu uygulamaların, bu platformların içine işleyecek diyebilirim yani. Ve bunu hemen göreceğiz. Yani önümüzdeki belki bir yıl, belki iki yıl içinde bayağı yaygınlaşmış olacak. Sustainable, yani sürdürülebilirlik çok ön plana çıkacak. Özellikle ben şimdi Türkiye'deki ekosistemi böyle süper hakim değilim. O yüzden yorumum burası için değil, Amerika Birleşik Devletleri için. Ama orada gün geçtikçe artan bir bilinç ve müşteri isteği var. Sürdürülebilir ürünlere karşı. Her üründe olduğu gibi lojistikte de. Yani benim kapıma bir paket teslim ediliyorsa bu neden işte carbon neutral ya da işte carbon zero şeyi olmasın, bir yöntemle dağıtılmasın gibi istekler var. Bu isteklere de tabii ki firmalar karşı koymayacaktır. Yani bu bir müşteriden gelen bir istek olduğu için mutlaka böyle çözümlerin sayısı artacaktır. Ben bunların da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bunların yaygınlaşması aynı zamanda inovasyonu da getirecek. Yani onları yapmaya çalışan firmalar aslında başka başka teknolojileri keşfedecek. Örneğin elektrikli arabalar, örneğin drone teslimatları. Yani o drone teslimatı bir hype böyle olmaktan çıkıp bir ihtiyacı karşılayan bir şey olarak hayatımıza girebilir. Bir diğer noktada blockchain, yani blok zincir uygulamalarının artık daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Bu da yine böyle hype word, yani her yerde ismini duyuyoruz diyoruz ama böyle gözle görülebilen, aha işte evet blockchain burada diyebileceğimiz şeyler olmadığı için pek fazla yakalayamıyoruz. Ama ben önümüzdeki süreçte, yani çok yakın dönemde, bir ya da iki sene içinde blok zincir uygulamalarının doküman gönderme, özellikle compliance, yani gümrük mevzuatlarıyla uyum, işte belki gümrük beyannameleri. Ya direkt kayıt tutulması. Evet, aslında kayıt tutulması noktasında çok çok yaygınlaşıyor. Artık yani platformların buna adapte olup, bunu içselleştirip bunun üzerinden yürüyeceğini, hatta bir adım ilerisinde devletlerin de bu adımı destekleyeceğini, işte inovasyona önem veren bütün ülkelerin en başta gümrük şeylerinden, operasyonlarından başlayarak blok zincir tarafında çok büyük gelişimler kaydedileceğini düşünüyorum. Bu tabii doğal olarak bütün bu gerçekleşen transaction'larda hem güvenliği arttıracaktır, evet, hem de ister istemez bir otomasyon getirecektir. Bu da hızlanmaya, işte efficiency'ye, yani daha
kaynakların verimli kullanılmasına yol açacaktır. Bu da görebildiğim diğer değişim lojistik sektörü için. Ki bir de lojistikte en sıkıntılı süreçlerden biri, hani bireysel tüketiciyken bile işte farklı bir ülkeden gelen pakete ya da gönderdiğin şeyin oranın gümrük regülasyonlarına uyması, gerekli bilgilerin tamamlanması falan olduğunu düşünürsek umarım bu yönde ilerler ki tüketicileri de üreticileri de böyle bir sıkıntıdan kurtarmış olurlar. Vallahi eğim o tarafa doğru, su o yöne doğru akıyor. O yüzden ben bunların gerçekleşmemesi için bir şey göremiyorum, yani bir sebep göremiyorum. Çünkü er ya da geç bu bir cost saving de sağlayacaktır. O yüzden yani maliyetleri düşürmek isteyen her firma ya da her ülke bu tarafa doğru er ya da geç yönelecektir. Yani bu dediğim gibi suyun akışıyla doğru orantılı. Ben şeyi hatırlıyorum, bununla ilgili bir örnek. Konuşmamın başında internet bankacılığı falan diye 20 sene belki daha fazla öncesinden bir örnek vermiştim. O zamanlar internet bankacılığı çok böyle kabul gören vardı, kabul gören bir şey değildi. Özellikle belli bir yaşın üstü kesimler için kabul gören bir şey değildi. Mesela benim annem her havale yapmak gerektiğinde işte bankaya falan giderdi yani. Bir gün televizyonda bir reklam vardı, hangi bankaydı hatırlamıyorum. İşte online yapılan EFT mi İndirim. Neyse havalelerde sıfır şey. Komisyon. O gün annem mesela sordu, biz de online. Yani işin içine bir maliyet tasarruf soktuğunuz zaman akan sular duruyor. Her şey o tarafa doğru gitmeye başlıyor. Bu da herhalde böyle gerçekleşecek diye düşünüyorum. Siz güzel güzel anlatırken son soruya nasıl geldik anlamadım. Ama şimdi o kritik soruyu size de yönelteceğim. Gelen herkese soruyorum. Girişimcilere tek bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu? Israr ve sabır. Neden ısrar? Çünkü girişimcilerin genellikle yaptıkları plana sadık kalmadıkları için ve sonuna kadar götürmedikleri için, yarı yolda vazgeçtikleri için başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani bir plan yaptıysanız ve bu planın doğru plan olduğuna inanıyorsanız bunda ısrar etmelisiniz. Yani sonuna kadar bunu götürmelisiniz. Gereken her şeyi yapmalısınız. Bu birinci kural. Israrcı olmaları gerekiyor. İkincisi de sabır. Neden sabır? Sabır bu arada Türkçe'de hep yanlış anlaşılan bir kelime. Diş sıkmak. Zannediliyor ki sabır, ben durayım, bekleyeyim, o olur falan gibi. Öyle değil. Aslında gidip hani ansiklopedide falan anlamına baksanız sabır şu demek. Sen yap elinden geleni, yapılması gereken her şeyi yap, koy ortaya, sonra bekle. Yani doğru anlamı bu sabırın. Hani benim kastettiğim sabır da bu. Plana sadık kalma ve ısrarcı olma birinci şart. Ve bahsettiğim anlamda sabretme. Yani elinizden gelen her şeyi yapıp, bütün eforu ortaya koyup, işte ben bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorum ve olsun artık deyip sabretmek. Olmasını beklemek. Biraz zamana bırakmak. Bu ikisi bence anahtar diyebilirim yani. O zaman sizlerin de kulağına küpe olsun bu sözler diyorum. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Bizi izleyenler de çok ilham alacaklardır diye düşünüyorum. Sizinle ilerleyen zamanlarda yine buralarda olduğunuzda da görüşmeyi İnşallah. Çok isteriz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Herkese çok selamlar. E-Ticaret Türkiye'nin bu bölümünde e-ticarette lojistikten bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşça kalın.